Yo 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 yo. İşte Monica Bellucci 1 milyon küsür dolara vücudunu sigortalatmış. İtalya bunu konuşuyor. Ve ben de diyorum ki önce kendi görüşlerimi aktarayım. Türkiye'de ben sigorta acentesi olsam hangi ünlü bayanın vücudunu sigortalatırdım? Hangi ünlü erkeğin vücudunu sigortalatırdım ve neden? Bence bayan olarak ilk olarak aklıma Eyşan Özim geldi. Pınar Hanım ne dersiniz? Metin Arolat'ın klibinde hani bir diye bir sahne var ya, böyle bisiklet sahnesi var diye böyle. Metin Arolat'ın kemirdiği bir sahne var hani. Metin geldiği zaman sorduk, nasıl yaptın, acımadın mı kadına diye. Metin yok dedi, biz sanatsal açıdan dedi. Öyle dedim, bir sanatta biz yapalım, arada kliplere bizi de çağır Metin dedim. Hakikaten Eyşan Özim, onun da yaşı 30'u geçti bildiğim kadarıyla. Ama hakikaten çok hoş bir hanımefendisiniz Eyşan Özim. Eğer bizi seyrediyorsanız, takip ediyorsanız hakikaten hoş bir hanımefendisiniz. Ben sigorta acentesi olsam Eyşan Özim'in vücudunu kesinlikle sigortalatırdım. Gelelim erkeğe. Türkiye'de hangi ünlü erkeğin vücudunu sigortalatır biliyor musunuz? Hakan Şükür'ün. Çünkü Galatasaray'ın zaten transfer yapacak parası yok. Elimizde bir Hakan Şükür var ve de tabii ki diğer futbolcularımız var. Hakan Şükür bence daha iyi iş yapar. O yüzden bence 35 yaşına geldi ama en az bir 5 yıllık sigorta yapardım ona. Çünkü onun başına bir şey gelse Galatasaray yandı vallahi. Kesinlikle Hakan Şükür'ü de sigortalatırdım. Bir Galatasaraylı olarak takımımıza zarar gelmesin diye. Evet, benim görüşlerim bu yönde. Bir tarafta Eyşan Özim, bir tarafta Hakan Şükür. Çok çok az sonra dinleyicimize soracağız. Bakalım o Türkiye'de bir eksper olsa, sigorta eksperi, hangi ünlülerin vücudunu sigorta yaptırırdı? Birazdan dinleyicimiz burada. Bakalım neler soracak. Ayrılmayın, geliyorum. Haydi.